Öncelikle Nosferatu's Game Controller'ı tercih ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Ve sabah sabah bir korku serisiyle beraber karşınızdayız. Eğer hazırsanız oyunumuza başlayacağız. En son hatırlarsak ikinci bölümden nerede bıraktığımızı düşünürsek ikinci bölümde en son gemiye çıkmıştık. Gemi deniz korsanlarıyla beraber tam o esnada bırakmıştık. Herkes bir tarafa yayılıyordu. Gemiyi keşfetmek için işte biz de tam o esnada orada oyuna ara vermiştik. Bakalım şimdi kaldığımız yerden devam ettiğimizde nelerle karşılaşacağız. Eğer hazırsanız Notorious Game Controller'la beraber hep beraber bu oyunu oynuyoruz. İşte 3, 2, 1 ve başladı. Evet, ben de bir taraftan mesajları görebilmek için ekrana yöneleyim, çayımdan alayım. Evet, tam burada kaldık diye düşünüyorum. Hazırsak devam butonuna bastıktan sonra oyuna bağlandık. Evet, sabah sabah bir gerilim serisi, bir korku serisi daha yaşatacağım. Kimileri akşam ve geceleri oynuyor ama biz o sıralar meşgul oluyoruz. Ya işte böyle. Ben gündüz adamıyım. Ha, bu sahneyi baştan mı oynayacağız? Aa. La porte, la porte, vite la porte. Bir bağlamda kötü oldu bu ama. Junior, tu retires la tête d'allumage. Evet, distribütör kapağını ele geçti. Sen bir git gezin orada gemiyi keşfet dedi. Evet, o küçük olan ufaklıkta distribütör kapağını çıkartacak ki çıkardı. Kaçamazsınız. Hep beraber gideceğiz gemiye. Evet. En son benim kaydettiğim yerden oyunu kaydetmemiş. Neyse. Bir küçük kare diyelim. Geriden başlıyoruz. Belki. Senin ne problemin var bilmiyorum. Fazla kalori yakmıyor olabilir misin? Ama gerçi dalgıçlık yapıyorum yani. Evet, tam burada kalmıştık. Neredeyiz biz diyor. Batık bir şey, hayalet bir gemide değil misiniz siz ya? Evet, ben almayayım diyor. Evet, askeri araçlar var görüldüğü üzere. İşte biz de bulduğumuz bula bula denizin ortasında o hikayenin başlangıcındaki gemiyi bulduk. Hayalet şeklinde bu gemi denizde hareket ediyor ya da okyanusta diyelim. Bu olasılıkla ben Hint ve Çin Okyanusu civarında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Tabii nereye doğru savrulduğu hakkında bir fikrimiz yok. Ya oradan sonra nereye doğru gitti falan bilemiyoruz. Evet. Arkadaşlar oyunu oynarken kararlarda hızlı davranacağız. Biliyorsunuz bizdeki pratik olay sorulara cevap vermemiz gereken yerlerde siz katıldığınızda L ya da R yazarak kararı iştirak etmiş oluyorsunuz. Yani oyuna yön vermiş oluyorsunuz. Sol ya da sağ şeklinde. Türkçe'de sol ve sağ dediğinde ikisi de SS ile başladığı için mecburen İngilizce'den yardım alacağız orada. Sol dediğimizde L yazıyoruz, sağ dediğimizde R yazıyoruz. Evet, bize hareket edin dedi. Tamam, hadi edelim bakalım. Ediyorum. Evet. Notorious Game Controller'a abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ve oyunlara seyirci kalmıyoruz. Nerede? Bu kanalda oyuna iştirak ediyoruz. Evet. Burada parlayan bir şey var. Bize bir X yap diyor. Yapıyoruz. Bir tür seyir defteri olasılıkla. Bakalım.
Günaydın Serap Hanım. Çok güzel baktık. Nasılsınız? Keyifler iyi. Umarım yerindedir. Söylediğim gibi belki yayında biraz yayında senkronizasyon problemi oldu. Günaydın Çınar Bey. Teşekkürler. Çınar Bey ve ailesi diyelim biz de. Saral olduğuna göre Saral ailesi. Yes. burada yağmurlu bir gün. Bulutlu çünkü yağmurlu bir gün olacağı benziyor diyelim. Henüz daha yağmadı ama yağacağını düşünüyorum. Bunun dışında orada da güneşli bir gün olmasını diledik. Evet, ortalık bayağı bir darma duman diyor. Burada diyor altın buluruz falan diyen var. Günaydın Demir Bey. Tabi böyle emojiler gönderince PlayStation ekranında görünmüyor. Mecburen bir başka cihaza bakarak görüyorum. Ha, içeceğimizi yanımıza alıyoruz. Evet, kesinlikle içeceğimizi alıyoruz. Tabi sabah olduğu için kahvaltımızı da istersek yanımıza alabiliriz. Kahvaltımızı yapalım. Güçlü bir kahvaltı. Zinde bir insan demek. Hepimiz niye buraya toplandık? Şu tarafa mı gidelim? Ben o tarafa gitmek istiyorum belki. Çekil bakayım. Bak sen. Ya oradan gitseydik. Bu yol sanki yanlış. Gel bak dinle beni. Ya inatçı olma. Gel bak. Ne diyorum? Bak şuradan gidelim diyorum ya. Bunu bilerek yapıyorum da hani böyle bir şey. Biraz eğlenceye katıyorum. Bizi ille de bu. Yani bunda açık dünya yok mu hocam? Ben şuradan aşağıdan gitsem mesela dolaşsam. Olmaz mı? Ya gitmek istemiyorum ben. Gıcık biriyim belki. Neyse oyuna dönelim. Arkadaşlarımız da bakın. Kız kardeşimiz yanımızda. Bu da geminin sahte kaptanı. Sahte lisansla. Efendim şimdi. Günaydın Ahmet Bey. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Güçlü, kuvvetli bir günaydın diyelim birbirimize. Evet. Enerjik. Oho. Bileziği gitti. Ya bırak şimdi bileziği. Gemide bir sürü altın var. Hani öyle uman biri var. Bu arada konuştukları değil. Fransızca. Yani biz aslında bu gemi o Çin bölgesinden uzaklaşıp hangi bölgeye gelebilir ki diye düşünüyorum. Yani böyle bir hayal ediyorum. Deniz korsanları Fransızca konuşsun. Yani gemi nereye kadar savrulabilir? Şöyle bir hesap yapalım. Yani Afrika'ya doğru o civarda bir yere mesela değil mi? Savrulabilirse orada çünkü Fransızca konuşanlar var biliyorsunuz. Gemi bayağı bir gitmiş yani. Kendi kendine. Denizde bir hayli yol almış batmadan. Ne oldu? Bak bir daha yapayım. Pislik yapayım mı? Ya abi çok sıkıştım ama ya. Orada şey vardı, bir yer vardı gördüm, dikkatimi çekti. Ulan bu gemide var ya, umarım seni birileri yakalar. Salem yazıyor bu arada. Evet, enteresan bir obje de var. Neyse, gerçekten çok güzel. Harika, paslı bir gemi. Süper ya. Hocam bu kadar pas var, bilmem ne var. Burada diyor, bu şeyden bahsediyor. Posterin de tam uygun yere asıldığını gösteriyor diyor bir nevi. Hani bir, böyle bir poster ancak böyle bir mekana yakışır demeye getirdi. Öyle şey, kısaca ifade edeyim. Çünkü moda mod çevirme olduğu zaman bazen sıkıntılı oluyor. Aha öyle mi diyorsun? Tamam bakalım. Tabii ben bunu... Benim biraz bölüm anlayışım farklı. Yani oyunun kendi bölümlerini genelde ikişerli, üçerli geçiyorum. Ben ona bir bölüm diyorum. Çünkü mantık olarak ben ortalama 1 ila 2 saat arasında bir değerde oynadığım için çünkü her seviyenin arasındaki mesafe stabil değil. Yani her bölüm 30'er dakika diye bir kural yok. Onun için mecburen 1 ila 2 saat arası diyorum. Dolayısıyla benim 1 bölüm dediğim o oyunun kendi içerisindeki chapter'da 2'ye ya da 3 bölüme denk geliyor. Onu söyleyeyim. Evet bunların diyalogları kaçırdım bu arada. Diyalogları kaçırdım. Neyse. Fransızca konuşuyorlar. Miller'ın kıyafetiymiş. Hocam sen de sürekli çoban gibi git 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 kış kış kış. Nedir bu ya? Ya Miller'ın ya. Anlamıyorsun sen. Mürettebatın abicim bak hiç kırışığı bile yok yani. Ütülendiği gibi bırakılmış öyle kalmış. Çürümemiş.
O yani burada küfür ettiği için bir şey diyemiyorum. Pislik herif falan diyeyim, ben öyle özetleyeyim. Çok ağır küfür etti. Öyle böyle değil yani. Muş mu da surat falan diye ben olayı böyle yumuşatayım. O da ne? Tamam sen orada kal, ben gidiyorum. Hadi hoşça kal. Ya hoca, orada bir şey varmış orada ya. Gitmeseydin miydik ne? Peki gidelim. Gidiyorum. Hazırsın. Lanet olsun. Ne? Ne? Bu mudur yani? Ha bu altına ya akıllı. Altını bulamadı. Evet. Yani beni buradan mı göndereceksiniz Zoraki? Peki gidiyorum. Oh shit! Ya gemide gemi batmadığına göre sahipleri belli oldu. Geminin sahipleri fareler her zamanki gibi. Ta ki gemi batana kadar. Mekanı ele geçirdiler yani. Evet, bir tür telgraf, bakalım telgrafın detayına. Biraz daha yakınlaştırırsa sevinirim. Güzel. 14. bölük olasılıkta. 14. bölüğe ait bir şey. Şimdi nöbet durumundan bahsediyor. Sen diyor Patterson'ın nöbetini diyor devir al yarın diyor. Çünkü diyor adam yeniden hasta oldu. Yani Patterson yeniden hasta olmuş. Fakat diyor sonuç itibariyle nöbet durumu yerine getirilmek zorunda, ama diyor bu adam sürekli böyle bir bahane buluyor, bir hastalanıyor falan. Şimdi diyor uçağda, yani revirde, evet, yani 2400'de kontrol edip bir tür rotasyon yapılacak, değişim yapılacak diyor. Bu aralarındaki bir kod 2400 neyse. 24 çift sıfır demek istiyor herhalde. O da olabilir. Yani akşam 12'de olabilir. Ya 2400 neyse o. Orada efendim o şeye göre değişim yapılacakmış. Talimata göre. Ha, herkes burada kuyruğa girmişti. Hayırdır? Patates kuyruğu mu var? Olsun. Yeni partisi. Olsun. Okay. Kapıyı All kontrol of et you. diyor. Tamam. Into the room. Hepiniz. Odaya girin dedi. Hepimizi odaya paketlediler. Güzel. Peki bu korsanlar bunu niçin yapıyor? Yani bizi niye odaya yaş? It's pitch black in here. Evet, bir Give burada us a light. sıkışıp kaldık diyor. En azından bir ışık mışık veririz. Ah. Vay, nazikler de yani. Çünkü niye? Neden nazikler? Onlar da tırsıyor. Ya yani gemideler, bizi bir yere kapatıyorlar ama tırsıyorlar. Lan var ya, ya birileri saldırırsa biz de onlara açar kapıyı içeri gireriz falan. Yoksa vermez. Niye versin ya? El fenerini. Değil mi? Ha, pil biterse diyor. Gazla idare The ederim. hell E is gaz biterse ne this? olacak? Doldururuz. Nasıl? Hazır mısın? Geliyor falan. Evet arkadaşlar, hemen karar veriyoruz. Ne diyor? Gemi batmak üzere. Hiçbir şey söyleme. Biraz geç gelecek gibi. Önce şuna bakalım. Even those meatheads seem spooked. Evet, You et think this kafalılık ship is etmeyelim, the taş Maturian kafalılık Gold? etmeyelim diyor. We are in the vicinity of those coordinates. Evet. Belli olmayan bir koordinattayız diyor. We can't Sonuç just sit around. itibarıyla herhangi We need bir a plan. planı olan varsa We're not bizimle exactly in the paylaşsın. best position to be making any Şu moves. andaki durumumuz iyi bir durum Second, they let olmayabilir their guard ama down. We gotta take buradan advantage çıkmak of it and zorundayız get off the diyor. ship. Fakat diyor geminin etrafında adamlar varken bu zor. Şimdi ne söyleyeceğiz? Evet, sol mu sağ mı? Burası çok tehlikeli. Benim canımı çok kötü yaktılar. I know, man. Arkadaşlar biraz hızlıca karar verin. Ha, ekranda I onu don't know if I got much gördüğünüzde in. sol ya da sağ yapın. They Önemli knocked değil me around yani. pretty good. L ya da R We'll yazın. get you out of here, Conrad. Yoksa Don't hep ben worry. oynuyor We olacağım. gotta get back to the boat and find Brad. Evet. What Bota geri happened to dönmemiz Brad? No lazım diyor da idea. nasıl They döneceksiniz? swiped our Bir distributor fikrim var out, mı? Evet, and it's distribütör difficult to kapağı get da anywhere yok yani. without it. Nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun? Önce birimizin distribütör kapağını alması gerekiyor. Evet diyor.
Ben kablo işini hallederim mi diyeceksiniz yoksa distribütör deneyin nesi mi diyelim? O ne ya? What exactly is a distributor cap? He, nedir bu Pretend you're distribütör talking to kapağı someone neyin who doesn't know nesidir diyor. anything about Bu bots. olmazsa niye bot çalışmıyor diyor. It makes the engine work. Yani motoru We can't çalıştırır live diyor. in water without it. Yani Well, those yatsın guys ismi are Dük Milan in ya. for Bütün her şeyi Manchurian onun bir tür Whatever kalbi they gibi think they're diyor. gonna find on this floating coffin, we gotta take Bir advantage and şekilde look burada around for a way out tutuklanmış of here. gibiyiz yani diyor. Bir tür hükümlü Listen, gibi duruyoruz. Bir I just şeyler wanted to yapmamız say that gerekiyor. I'm Şunu not a söylemek doctor, something istiyorum. wrong back there. Excuse me? I may have kind of prematurely come to the conclusion that maybe, you know, you're working some kind of side deal with these guys or whatever. But Ya bu I mean, adamlarla obviously anlaşma that's yoluna not true. gideceğiz Just diyor. as bad to you as they are to Hayatta us. kalmak için ya da buradan kaçmaya göze alırken Allow me to try ölebiliriz de diyor. Yani sorry. her halükarda ölme riskimiz var. Well, Hangisi da bence diyor onlarla accepted. anlaşmaya gidelim. Bizim eleman anlaşma yolunu tercih ediyor. Yani her halükarda ölebiliriz ama anlaşma yoluna gidersek hani belki değil mi? Yoksa burada diyor pek şansımız yok. Şimdi bu uzlaşmacı korkak abi. Uzlaşmacı korkak. O arkadaş var ya ismini unuttum. Bakayım. Nereden göreceğim karakterimi? Güzel. Konrad'a bağlandığı için. O arkadaş tırsak bir şey. Yani biraz da diplomatik yanı da var. Hani hemen bir uzlaşalım. Mevcut durumumuza baktığımızda. Evet ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Evet Konrad. Onlardan ayrıldık diyor. Günaydın Sibel Hanım. Sounds like nobody liked it very much down there. So, I guess the moral of the story is stay the fuck away from the haunted cargo holds. Evet, bu kargo ile ilgili bir tür kötü bilgiler var diyor. Bilgiler aldım yeah. diyor. Yeah. Bunlar biraz can sıkıcı. That's bir tür hayalet geminin içerisinde izlemeye getirdi. Ghosts, but like 16 bit. Yani 16 bitlik hayalet diyor. Yani onun çıkardıkları sesler 16 bit mi görüntüsü mü 16 bit anlayamadım. Güzel bir benzetme yani. Bir nevi renksiz demeye getiriyor. Çok küçük yer kaplıyorlar. Evet arkadaşlar sol sağ ya da hiçbir şey. L, R ya da O diyebilirsiniz ama neyse ben bu sefer arkadaşlar biraz hızlı olalım. L ya da R. Evet bunu kim ödemek ister diyor. Bedel ödemekten bahsediyor tabii. Ne yapacağız teki diyor. Evet. Fikri olan çabucak. Tik tak tik tak. We wanted an adventure, right? Evet. Biz sonuçta itibariyle bir tür maceraya atılmamış mıydık? Evet, aynen öyle. Sonuçta yapacağımız şey de risk almak. Macera demek risk almak demektir. I don't really care. Benim umurumda değil diyor Konrad. Bu distribütör müdür her ne halsım tadı onu bulduk bulduk bulamadık bulamadık ne fark eder diyor. Riske girmekten başka şansımız yok. Yani bu korsanlara yakalandıklarından beri sürekli büyük bir risk altındalar. Hatta yatla açıldıklarından beri. Yani denizin ortasına gidiyorsun değil mi? Ne olacağı belli değil. Köpek balığı mı kapar? Deniz korsanı mı kapar? Gelir hayalet mi kapar? Belli değil. Yani macera dediğimiz şey hep bir risktir değil mi? Mesela safariye çıkarsınız böyle değil mi ATV'lerle? Sonuçta başına bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Ama eğlencelidir. Onu da demek istiyor. Sonuçta bir maceradayız. Riski dibine kadar kullanmalıyız. Evet, kim bunu buradan söktü demeye getiriyor? Bilmiyorum hocam bakayım. Köpekçik. Evet. O mudur? Değişiyor mu? Fotoğraf değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman bir hayal falan yok. Kandırmayın bizi. Yok burada böyle bir şey. Ne düşünüyorsun diyor. Bu, hani bu gemi neye benziyor? Hani nasıl bir şey? Gel bir daha konuş. Gel gel. Senle de sohbet edelim de. Edemiyor muyum? X yaptım ama. Aa orada bir not var. Peki. Ha bu... Alex, I'm really scared. Alex ben gerçekten tırsmaya başladım demeye getiriyor. Şimdi Bayan Rivera ile ilgili bir yazı apartman numarası falan filan var. Detaylara girmeyelim.
Evet, bebeğim diyor. Oyuncak bebeğim diyor. Baby doll, hani bizdeki bebeğim diyor. Seni çok kötü özledim diyor. Deliler gibi özledim falan. 3 ay oldu diyor. Hala ayrıldığımızdan bu yana geçen süre bu. Hala askerdeyim diyor ya. 3 aydır burada yani. 3 aydır askerlik yapıyor. Buradan bunu sonucu çıkarıyoruz. 3 ay dile kolay demeye getiriyor. Birçok arkadaşından da ayrıldı. Ondan bahsetmeye çalışıyor işte. Bazı arkadaşlarıyla arada bir gidip efendim kafaları çekiyorlarmış. İki tek atıyorlarmış. Şöyle anlatayım. Yine de diyor üzülme diyor yani. Ben diyor her şeyi yoluna sokarım diyor. Her şeye hazırım diyor. Ay ay şayet diyor beni yakalamak istersen aynı driftte nasıl olur yakalamaca? Ben bir şekilde diyor beni bekle hazır ol yani. Geleceğim elbet bu bitecek. Senin işin nasıl gidiyor diyor. Patronla arandaki ilişki nasıl diyor. Ayrıldın mı diyor. Hop bir dakika. Aa, patronundan ayrıldın mı derken ne demek istiyor ben onu çözemedim şimdi. Biliyorum diyor ki sen kendine başa çıkabilen yani ayakların üzerinde durabilen bir insansın diyor. Kendimi sonuçta diyor yapayalnız hissediyorum. Kimse bana yardım edemeyecekmiş gibi hissediyorum diyor. Ama diyor ben de sana diyor her konuda yardımcı olmak istiyorum. Yani kısacası birbirimize yardımcı olalım, destek olalım. Ben seni özledim, sen de beni özledin biliyorum falan. Bu böyle bir asker mektubu. Devam ediyor ama. Oo, bak şimdi olay burada. Bu da okuyor zaten. Şimdi bir tür diyor kargo aldık diyor. Ve bu kargo gerçekten böyle karanlık bir şey. Acayip bir şey. Hatta diyor bazıları bunun ne olduğunu görmeye çalıştı. Odaya girdi diyor. Ah pardon. Ama ben diyor yine de dikkatli davranıyorum. Temkinli bir adamım diyor. Ben diyor onlara katılmadım ama hani girip çıkan olduğunu biliyorum diyor. Evet. Çok yakında seninleyim. Merak etme falan hesabı. Kendisi mekanik işinde bulunuyormuş. Yani makina bölümünde bulunuyormuş. Öyle söyleyeyim. Makina dairesinde çalışıyormuş. Aynı zamanda araba tamircisi anlamına da geliyor. Sonuçta motorla ilgileniyor. Öyle de özetleyebiliriz değil mi? Seninle evlenmeyi düşünüyorum. İki çocuk sahibi olmayı düşünüyorum diyor. Çok mutlu, müthiş bir aile olacağız. O uçacağız, kaçacağız. Holey falan diyor. Seni çok seviyorum diyor Miller. Ha bu bizim üniformasını bulduğumuz şapşiki değil mi? Evet o. Pijaması. Üniformasıydı he. Görev üniforması. Gece üniforması. Pijama. Gözlük. Burada da bir şey var mı? Real creepy. Yani çok enteresan diyor. Niye? Gözlüğün neresi enteresan? Anlamadım ki. Korkunç mu sizce de? Gözlük var. Çok korkunç. Bende de var. Ne demek istiyorsun sen ya? Yani zengin çocuk ya. Paraya para demiyor. Ondandır. Ya ne saçma lan. Git lazerle tedavi ol falan demeye getiriyor. Bak. Gözlük demesi. Çok iğrenç. İyi korkunç. Tırstım falan. Şimdi o kapıya doğru bizi yönlendiriyor. Farkındayım da. Yine de şöyle bir bakınayım. Bak. Aa, orada bir şey daha buldum. Yani tüm alternatifleri değerlendim. Yalnız unutmayalım arkadaşlar. Ekranda böyle soruyla ilgili bir imge gördüğünüzde biliyorsunuz pusulaya benziyor. Kararları bir pusula vasıtasıyla alıyoruz. Kompas denilen şey, inkilisçesi. Siz burada L ya da R yazarak oyuna katılımcı olun istiyorum. Ya yoksa ben sürekli seçim yaparsam pek keyif olmaz yani. Aa ben bir yer buldum. Ben bir yer buldum ki. Kapıyı açmaya gerek yok. Kapıya niye gideyim geri zekalı gibi. Bakın ne buldum diyor. Ben buldum ya. Sen bulmadın ki. Terbiyesiz. Ben buldum onu. Aa, niye kapıya gidiyoruz ki? Bizi ille de kapıya gönderecek. Buraya gel diyor lanet olası. Ben mi? Geleyim. Ya buraya gelirsek sen şimdi onu görürsün. Değil mi? Ha dinliyorum onları. Güzel. Evet diyor motor dairesini diyor ben diyor bir gezineyim bakayım diyor. Bakalım kargoda neler var. Sen diyor çıldırdın mı diyor. Evet bir alt kata falan ineriz diyor.
Kimseye bir şey söyleme diyor. Aramızda kalsın kardeşim. Lanet olası da git buradan dedi. Bir şey mi söyledin yoksa diyor. Seni gidi seni kokoreç diyor. Gel ve al bunu diyor. Kapa çeneni Junior. Adamın da ismi Junior ya. Peki diyor bu içeri kapattıklarımız ne olacak? Boşver diyor, nelleri varsa görsün. Onları daha sonra bakarız icabına diyor. Şimdilik diyor çeneni kapat. Ağzını sıkı tut. Burada bir takım şeyler yanlış giden bir şeyler var kardeşim diyor. Çok acayip diyor ya. Sen diyor merak etme diyor. Biz bu işin de üstesinden geliriz diyor. Yalnız diyor burada sıkışıp kaldık diyor. Unutma diyor yani. Sonuçta elimizde bir bot var diyor. Distribütör kapağı da benden kardeşim. Bir şeyleri buluruz diyor kargodan. Atlar devam. Sakın diyor kimseye bir şey söyleme. Senle ben. Ha, evet. Bu gözü seyren bir abimiz vardı ya. Onunla Junior. Bunlar da zannedersem iki kardeş. Tahmin ediyorum. Neyse ne yaptın? Hocam biz orada bir sürü saçmalık dinledik. Sen ne yaptın? Ben bunu açamam diyor. Hadi ama. Sen de bir şey yere kardeşim hiçbir şey yapamıyorsun. Onu da yapamam, bunu yapamam. Git uzlaş. Hatun şimdi çek dedi ki ben hallederim. Maybe we can bend it open and get out of here. Evet, bunu belki de kırıp arkaya geçebiliriz. Eğer böyle bir şey yaparsanız diyor ses çıkarırız. Evet arkadaşlar hemen 3-2-1 başladı. Çabuk 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 çabuk. Geç kaldınız. Hiçbir şey söyleyemedik. Evet, belki de diyor duvarı yıkmalı. O da diyor ki sen kendini ayıcık mı zannediyorsun? Ya geç kaldınız Çınar Bey. Çok hızlı olmamız lazım. Bir dahakine. Tamam bir dahakine. Aynen öyle. Şimdi hadi bakalım. L mi dedin? Evet barikat çekelim. Barikatı çekiyorum. Umarım yanlış olmamıştır. Güzel tercih oldu. Tamam. Deniyoruz. Barikat oldu. Çekemedik. Hey. Tamam L'yi gördüm Çınar Bey. Şimdi kapıya bunu çekmemiz lazım. Güzel de tercih oldu aslında. Biraz hızlı olmam lazım. Bariz gacır gucur gacır gucur. Kimse de bir şey duymadı. Ahmet Bey size sağ dediniz. Bakalım bir sonrakinde öyle bir seçenek varsa seçelim. Ama daha önceden daha hızlı olmamız gerekiyor. Evet sağ. Saklanıyorum. Peki. Saklanmayı tercih ettim. Buldu bizi. Kötü tercihmiş. Kızı ele geçirdiler. Kız gitti. Yanlış tercih yaptınız. Nereden Orkut? Biz güvende miyiz diyor. Siz güvendesiniz de kız gitti. Evet neyse heyecan olsun değil mi? Korku oyunu oynuyoruz ya önemli değil. Benim için hiç problem değil. Kararlar doğru olur, yanlış olur. Maksat eğlenmek. Evet, kız gitti. Kız orada kaldı. Ama biz kendi popcornumuzu kurtardık. Evet, bakalım nedir o? Çevir hocam. Dönmüyor mu? Tüm gemi personeliyle ilgili bir şey. Ekstra güvenlik görevlisi talep edilmiş. Neler var? Önce kurallara bakayım. Hızlıca olaya gireyim istiyorum. Detaylara baktık. Ne istiyoruz? Çift kapı görevlisi istiyorlar. Efendime söyleyeyim nöbetçi. Bunlar konuşmayacak. Oyun oynamayacak. Sigara içmek yasak. Alkol almak yasak. Hediyeleşmek, para işleri, efendime söyleyeyim, bahisler, mahisler, bu işler yasak. Olmaz. Yasak demeyelim de yapılamaz demeye getiriyorum. Nazik söyleyeyim hadi. Anlaşılan bu bir ilan. Bu özellikleri taşıyacak. Aramızdaki gemi personeli içerisinde kişiler varsa bunlar yapılmalı mı? Bir saniye bir daha söyleyelim.
Evet, tüm gemi personeline duyurulur şeklinde söyleyelim, değil mi? Mantıklısı bu. Tüm gemi personeline duyurulur. Ekstra güvenlik önlemleri gerekiyor. Bunlar için neler yapılması gerekiyor? Her kapıda iki çift nöbetçi, iki nöbetçi olacak. Konuşmak yasak diyelim ya da konuşmak yok. Yasak demeyelim. Konuşmak yok. Oyun oynamak yok. Sigara içmek, alkol almak, bahis oynamak, para içmek, bunların hiçbiri yok kardeşim. Yapılmaz. Eğer bu kurallara uymazsanız diyor, cezalandırılırsınız ve mahkemede alacağınız ceza neyse, kaptan da biliyorsunuz yargıç konumunda gemide, ona göre diyor. Ayrıca diyor, hiç kimse ama hiç kimse 3 aya kesinlikle ama kesinlikle gitmiyor. 3 ay yasak tüm gemi personeline. Kaptanın talimatını ele geçirdik. Ama orada kalmış. Talimata bakar mısın? Oraya bırakmışlar. Talimatı yazıp bırakmış oraya. Onun için hepsi mort olmuş. Saçma adam ya. Her yeri kurcalıyorum ama kimse bana bir şey söylemiyor. Bir dahakine soracağım. Arkadaşlar, birlikte oynamamızın keyfini yaşayalım. Hemen Lambert diye girdim. Arada siz de müdahale edin. There's the mystery of the smelling socks, pungent briefs. Evet. Kirli çamaşırlar, çoraplar falan fistan, bunlar kokuyor diyor, leş gibi leh falan dedi. Burası anlaşılan çamaşırhane ama torpido gibi kardeşim. Şu ne? Ben de boş bulundum ya. Güzel yapmışlar yani. Farecik, ne yapıyorsun orada? Ben bir şey bulmuştum ya. Çorap lan o. Milletin pis çorabını mı alacağız? Bu mudur ya? Ha, bunu görmek için mi bu kadar yani? Tamam. İyi, aferin. Çok güzel tuzak. Bir daha bakayım. Çok güzel tuzak hazırlamışsınız. Hiçbir şey yapamıyorum. Güzel. Amaç fareyi bulup kendimi ürkütmekmiş. Bütün olay bu. Güzel. Bunu da başardık. Yani başarmadık demeyelim. Çamaşır makinesi, yani torpido rampası gibi olan yerde fareyi bulduk. Çok güzel yani. Yani kimse bulamadım demesin. Bulamayanlar varsa hemen soldaki ikinci odaya giriyorsunuz. Efendime sorayım. Çoraplara baktıktan sonra çamaşır makinesinin içinde kalan çorabı almaya çalışırken sizi geliyor fare, böh diyor. Olay bu. Bu Luna Park'lardaki korku tüneli gibi yani. Güler misin? Hop. Vay, güzel yapmışlar. Gördünüz mü hatunu? Hayaleti gördünüz mü? Tam da şuradaydı. Tam şuradaydı. Evet, sağdaydı yani. Ekranın sağındaydı. Hemşireydi. Hemşirecik. Bir daha gidip geleyim mi? Bak şimdi. Bakayım. Hayalet. Gelmez bir daha. Gitti ya. Gelmez. Niye gelmiyorsun ya? Şöyle. Geri döneyim. Bak şimdi geri döneyim. Bir daha geleyim. Acaba geri dönmek kötü bir fikir miydi sizce de? Ha? O odaya giremiyor muyum? Niye giremiyorum? Giriyorum işte. Zorluyor yani böyle bir. Bu sefer zorla girdim yalnız ha. Kapı açık olmasına rağmen zorlandım. Tam şuradaydı işte. Şurada panonun orada, elektrik panosunun oradaydı. Bizi karşılıyordu, hoş geldin falan diye. Anlaşılan hayalet bizi buralarda bir yerde bekliyor. Hemşire bize cız yapacak. Hop. Sen kimsin? Ha, kız kardeşim. How could they all just vanish? Yüzlerce asker diyor. Yüzlerce personel. Ne oldu bunlara diyor ya? Bunlara ne olmuş olabilir? Bir önemi yok. Ortada yoklar yani. Şimdi şu oda var efendim. Hemen solda bir oda daha var. Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz? Giriyoruz ya. Korku oynuyoruz sonuçta. Kap! Kaptı bize hemşire. Ne var? Where's the you are here arrow? Evet, kargo bölümü işte 3. katta. Kargo bölümü 1 diyor. Motor bölümü. Makine dairesi dediğimiz Türkçesi. İşte burası. Yani neredeymiş? 1. kata ineceksin de oradan oraya gideceksin falan. Biz 3'teyiz herhalde. Yani devre dışı diyor burada. Değil mi? Devre dışı. Devre dışı olmuş 3. kat. Enteresan. Pas olmuş, pastan dökülüyor gemi. Yani hayalet falan hikaye. Korkacak bir şey yok ya.
Pastan korkun, tetanoz olursunuz. Söyleyeyim size, birinizi keser. Maazallah, değil mi? Hop, bura ne? Böyle yanmalı manmalı. Müzik değişiyor mu? Girdim ben. Evet, böyle pam güm çat çat falan oldu. Bir şeyler var. Şurada biri var mı? Bakalım. Kimse var mı? Hayalet, buradaysan kapıyı tıkla. Veya lambayı patlat. Bak, yani onu şey yap bir zahmet. Bu ne? Tuvalete geldik. Ha, tam yerine geldik. Eğer mıçmırığımız gelirse, ki hayaleti gördüğümüzde direkt buraya dalıyoruz. Değil mi? Ortalık yere bırakılmaz. Olmaz yani. Olmaz öyle şey. Buraya bırakmaya geldik. Orada da bir şey parlıyor zaten. Gel buraya bırak diyor. Gel, bırakıyorum. Kelebekleri getirdim ben. Abi onun neyine bakacağım ki? Yani hijyen diye bir şey var ya. Taraftan da saati de kontrol edelim. Evet, alalım bakalım. Çok önemli ya. İnanılmaz önemli. Adam gitmiş tuvaletin kenarına atmış. Çok önemliymiş gibi. Evet. Alan Reed. Crawford Drive dediği sürücüymüş efendim. Oklahoma, Cacurt. Sevgili Ailes diyor. Yani Alan'a yazmış. Sonunda buraya geldim. Benim aşkım Pasifik Okyanusu'ndaymışız bu arada. Pasifik'e açılmışız daha doğrusu bu gemiyle. Doğrudur, oradan da değil mi? Çin, din. Evet, doğru. Mantık güzel güçlü de yalnız gemi yanlış yerlere sarılıyor gibi. Devam edelim. Efendim eserinin bu Pasifik Okyanusu'ndaki trip dediği dolaşma, tur. Tur olarak nitelendiriyor. Benim diyor en sevdiğim şey, bayılıyorum böyle şeylere diyor. Efendim geri döndüğüm zaman diyor. Sen ve kızlar, kız çocukları varmış demek ki. Efendim eserim. Seni yani senin o güzel yüzünü çok özledim. Bekleyemiyorum, dayanamıyorum artık diyor. Ned'le Nancy'ye diyor. O çok heyecanlanmıştır. Yani onları çok büyük heyecanla, arzuyla bekliyorum. Onlar da babalarını yakında görecek. Onlara hediye getireceğim ben diyor. Falan fistan ya. Bu böyle bir şey. Arkayı çevirelim. Bütün olay burada. Evet, burada garip şeyler oluyor diyor yani. Korkutucu, ürkütücü şeyler oluyor. O bana dedi ki küçük bir tane çocuk var burada diyor. Bak. Küçük bir tane çocuk var diyor. Onun diyor sesi diyor oyuncak ayı gibi diyor. Ya da bizim Ted'e benziyor diyor. Öyle söyleyelim. Ben şimdi bilmiyoruz oyuncak ayı mı? Ted'e benziyor diyor çocuğun sesi. Ted de tanıdık biri herhalde. Her tarafı biliyorum ki diyor her şeyi benim, yani beni alt üst etti demeye getiriyor. Bir savaşın eşiğindeymişiz gibi hissettiriyor bana diyor. Bahse girerim ki bu çocuğu diğerlerinin de görmesine yarar var demeye getiriyor. Falan filan. Daha sonra yeniden yazarım diyor. Bu arkadaş da Robert'mış ismi. Robert'a da tamam dedik. Güzel yazmışsın, oraya bırakmışsın abicim. Yani karına çocuğuna mektubu yazmışsın. Kaldırıp gitmiş tuvaletin dibine atmışsın ya. Şerefsiz. Ben buradan gelen giden. Şurada niye bir şey yanıyor? Neyse. Bir daha baksak mı? Belki orada bir ipucu vardır. Evet. Tavandan mesela hayalet üstümüze atlar. Musluktan fare çıkar. Çok enteresan değil mi? Neyse. Hat duru hut duru yani gidelim artık. Şurada bir şey var mı? Falan diye bir kafa çıkıyor mu? Yok. Bir şey yok. Devam edelim. God, I wonder if Fliss is okay. She's a tough cookie. What are they doing to her? Jake. Umarım diyor, ha geride bıraktık ya kızı. Umarım diyor kız iyidir diyor. Hadi ya kendi başının çaresine bakar diyor. Sen merak etme. Bunlarla zaten diyor gemide de hani arası vardı yani. Yapma diyor. Yapmıyorlar da. Çak diyordu, çakıyordu yani. Kızın dediğini bir nevi dinliyorlar falan demeye getiriyor. Hatta suçlamıştık da acaba sen onlarla işbirliği içinde misin değil mi? Bu tur olayı, sahte efendim lisans olayı değil mi? Kaptanlık lisansı. Bizim zengin olmamız vesaire. Bunu duydun mu? Yok, hiçbir şey duymadım. Ha, gemi dökülüyor. Evet, gerçekten. Bir şeyler hareket ediyor. Olabilir. Ama paslı gemi olduğu için olmasın.
Ben gerçekten tırstım diyor. Tamam, problem değil diyor. Ben seni korurum diyor. Bakar mısın abi, zengin çocuk bir anda şey oldu, kahraman oldu. Her yere para saçan. Yani diyordu ya. Konuşma lan, kaç paralıktı senin o balıkçı teknen? Kaç paraysa vereyim diye atan adam bir anda böyle cesaret abidesi oldu. Göreceğiz, göreceğiz. Bakalım yaratıklar çıksın görürüz. Ortalık diyor darma duman olmuş. Lanet olası. Züttürü bottan, bottan, bot yani. Evet, motor dairesindeyiz. Makina dairesi Türkçesi. Evet, distribütör kapağını bulduktan sonra buradan defolup gideriz demeye getirdi. Evet, yaklaşık 40 dakikayı bulmuşuz arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. Labirent şeklinde bizi götürüyor. Mutlaka ayağımıza bir şey sarılır. Hop. Sen niye orada bekliyorsun ki? Hello. Who are you talking to? But you don't hear that? Kiminle konuşuyorsun diyor. The whispering. I don't hear anything. Evet, bir tür ıslık gibi bir şey duydun mu diyor. Belki diyor böyle paslanmış şeyler biliyorsunuz hani kırılıp döküldüğü zaman o oradan geliyordur. Gıcırtıdır o diyor. Gıcırtılarla karıştırıyorsun diyor. Ben de duydum böyle ıslık değil de daha çok beyin tırmalayan bir zırıltı diyelim biz ona Türkçesiyle. Zırıltı duydum ben. Neyse. Gidelim. Hocam niye gidemiyorum? Ha, şimdi burada böyle bir nokta var da niye böyle bir nokta var? Giriyorum içeriye. Birazdan bizi yiyecekler. Oh, this is nice. Bu gerçekten iyi. Neresi iyi? Yatıp uyuyacağız mı? Ne yapacağız? Büyük bir sürprizle karşılaşmış. Ne? Nedir o? Sürpriz ne? Yatıp uyuyacağız. Ha, yatakhaneyi bulduk. Tamam hadi yatıp uyuyalım ya. Yorulduk tabii. Bayağı bir dolaştık. Fare, mare, cart cürt. Oo bak burada kumar oynuyorlarmış. Lan. Oğlum size talimat ver. Oo bir dakika o ne? Bu ne hocam? Hani kertenkele türünden bir şey diyeceğim. Bir şey diyemiyorum yani. Küçük bir yaratık olduğu kesin ama kemirgen. Fare ya bu. O fare işte. Kemirgen. Raptor olacak hali yok ya. Hayret yani. Fare işte. Ulan onu bile bahis konusu yapmışlar arkadaş ya. Farenin kafatasıyla rest çekiyorum. Karayaz. Ya yürü git ya. Demek ki böyle bir şey. Yani arkadaşlar biz gülüyoruz da denizci olan askerlerin işi gerçekten zor. Yani böyle 3 ay, 5 ay, 6 ay insan yüzü görmemek, başka insan yüzü görmemek, kara görmemek. Hep aynı tiplerle konuşma, üstü başı kokan. Değil mi? Öyle kolay değil. Yani öyle her dakika banyo da yapamazsın. Şimdi efendim günlük bulduk. Kimin günlüğü belli değil de Kio dediği biri. Ko. Evet. Öykü olayına şöyle özetlemeye çalışacağım. Ben çünkü modomat okursak çok vaktimiz alacak. Burzla Perez'in şimdi öndeki şu yazı çok da önemli değil. Ayın 12'si de diyor ki işte Wilson'la Anderson sahilde efendim şey sahilde doğru gemi seyir halindeyken kavga etmişler. Yumruğa girmişler. İşte Ferris de ceza vermiş. Hatırlarsınız şeyden. Oyunun ilk bölümünde böyle bir şey vardı. Kafayı çekmişlerdi. Benim paramı ver falan diyordu ya. 2 sent mi 50 sent mi öyle bir şey yani. Yarım dolar için birbirlerine girmişlerdi. Yumruklaşmışlardı falan. Aldıkları cezadan bilmem neden bahsediyor. Hop cumaya atladım ya. Pardon ya. Neyse. Bunları tabii içeri atmışlar. Ceza almışlardı. Onlardan bahsediyor. Ya ben bu hikayelere pek de fazla dalmak istemiyorum. Oyunun önemli yanı tabii bu hikayeler ama şu cumaya da bakalım. 13. cuma. Vay! Buzmuş. Buz. Perez efendime söyleyeyim içeceği bardağını kupasını kaybetmiş işte falan da filan da 14'ünde şu olmuş da yani bunlar gemi geyikleri hocam
Yani düşünün işte can sıkıntısından her şeyi yazmış adam. Sonra Perez gitti onun burnundan akan sümüğü sildi de derken ondan sonra kupa asının üstüne sinek kondu da böyle her olmadık şeyi not etmiş. Günlük olduğu için şimdi bir şeye daha bakmadım yalnız. Günlüğü biraz ileri sarmamız gerekiyor değil mi? Hikayenin geri kalanını önemliydi benim için. Onu görmek isteyecektim. Atladım. Evet. 15'i de pek bir şey yok. İşte bana yardımcı ol falan filan. Hasta. 15'inde hastalanmış. İşte burada ipucu başlıyor. Yani pazar günü ayın 15'i. Perşembeden itibaren zaten başladı. Perşembe işte cuma dedi. Cumartesi dedi. Cumartesiye bakmadım ben. Pazara geldik. Doğru. Yani böyle bir sıralama hatası da var burada ya. Neyse. Pazar 15'te her şey başlıyor. Yani kişinin hastalanmasıyla arkadaşı hastalanıyor. Bir yerden hastalık yapıyor demiş. İşte bak şimdi. Niye? Çünkü arada bir ne yapıyorlardı? Çaktırmadan o depoya gidenler olduğu söylenmişti daha öncesinde. Hatırlarsak. Falan filan. Hiçbir zaman dedi beni dinlemedi. Yani o oradan şüphelenmiş. Arkadaşı Perez diyor işte yeniden lanet olası gribe yakalan. Ha, grip etkisi yaratıyor demek. Önce grip zannediyorlar. Ateşi var işte burnu akıyor falan değil mi? Bunlardan bahsediyor. Uncle Sam dediğini biliyorsunuz Amerika'nın kurucularından bahsetmeye çalışıyor. Bizi diyor burada yalnız bıraktı diyor. Yani aslında burada devletten bahsediyor. Bahsettiği şey devlet bizi burada yalnız bıraktı. Hepimizin başı dertte. Çünkü bu durum normal bir kargo taşımanın çok dışına çıktı demeye getiriyor. Şimdi bu. Yani askerlerin psikolojisinin bozulduğu nokta had safhaya gelmiş. Neyse olaya fazla daldık. Devam edelim. Bir taraftan da susuzluğumuzu giderelim. Doğru mu? Yalnız bu bölüm bir hayli büyük. Bir korsan gemisi. Nedir bu? Oo. Enişte gitti. Yani bir daha bakabiliyor muyuz? Bir daha bakalım mı? E tabii bir kere geliyor. O görsel bir kere geldi. Dönüşmüş biri diyelim. Yani buradan geldik, doğru mu? Dönüşmüş biri bizim enişte adayını cama, çerçeveye yasladı yani. Biz de kapının diğer tarafındaydık. Yani arada bir geçiş var. Böyle bir bölümü hafızamıza yazalım. Şimdi bir bu kaldı. Ona bakmadık mı? Baktık. Bitti. Burada yapacak bir şey kalmadı ki. I just can't believe this is happening. Böyle bir şeyin olduğuna inanamıyorum diyor. Brett'e ne oldu? Your guess is as good as mine. Duke. O benimdir diyoruz. Neyse biz niye çıkamadık ya? Buraya geldik ama bir çıkış yolu niye bulamadım? Ben onu anlayamadım. Enteresan değil mi? Buradan mı çıkacağız? Yani biz buradan gelmedik mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gelmedik o zaman ki buradan gideceğiz. Değil mi? Mantıklı. Saçmalıyorum. Neyse gidelim bakalım. Şuradan devam. Öyle mi? Olay bu ya. Hadi bakalım. Eğil. El fenerini kapat. Eğilmek çare değil ki. Ha yani. Gaz lambasını kapat değil mi? Bunlar önemli. Evet arkadaşlar, uyumuyoruz değil mi? Notorious Game Controller takip etmeyi unutmuyoruz. Abone oluyoruz, bildirim zillerini açıyoruz ve en önemlisi oyuna katılıyoruz. Aynen şu an olduğu gibi. İşte distribütör kapağını bizim adam buraya bıraktı. Biraz bıraktı diyorum, bu bir tuzak olabilir mi? Hani üzerinde taşın, niye oraya koyuyorsun?
Dave to grab it? Evet, gizlice. Dikkat etmemiz lazım diyorum ben de. Evet. Lambert diye gideriz. Adamın elinde balyoz da var. Oo, bak. Bari İngilizce konuş kardeşim. Fransızca bilmiyorum ben. Daha iyi bir fikrim varsa söyle. Aklıma bir şey geldi diyor. Dur bakalım. Yalnız bu oraya geldi. Kötü oldu ya. Distribütör kapağını bu alıp gidebilir mi? Belki buna mı kuruldu acaba o tuzak? Yani kendi ekibinden birini paketlemeyi hedefliyordu. Tuzağı kurdu. Bakalım dedi, hani distribütör kapağını alacak mı? Kim var orada? Sen varsın işte. Seni duydum diyor. Kim var orada? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Bağırmayı kes diyor. Je veux savoir. Ah, bunlar aralarında mı anlaşmış? Onu bana ver. İstediğim şeyi bana ver dedi. Tamam, sen de istediğin şeyi al. Nasıl ya? Bu neyin kafası ya? Ya bu nasıl bir takaslı, anlamadım ki. Bizi takip ediyorlardı. Ha, bu kendi kendine devam ettiği için ben bu arada bir serinleyelim istedim. Alex Maindak. Evet, saat 2.18 gösteriyor. Yani sabah mı akşam mı ona bakmaya vaktim olmadı. Böyle Lambert diye geçti. Evet, şimdi diğer karakteri aldım. Şimdi diğer karakterle oynuyoruz. Güzel. Ya bu adam biraz şapşiki ya. Oynamasa mıydık bununla? Yine mi bulduk? Bize de hep böyle telgraf, melgraf, bilmem ne. Chapel'den bahsediliyor. Araya 7C, şey bölge 7C, araya diyorum. Bölge 7C'den bahsediyor. Chapel dediği yer orası. Yani insanlar oraya gidip dua ediyor. İşte veya cenazeler oraya konuyor. Evet, öyle de. Nitekim öyle. Orada diyor birçok cenaze varmış. Bütün mürettebat bu konuda sessiz kalmışlar. Çünkü saygı duymaları gerekiyormuş. Ne zaman onun kenarından geçerlerse, yanından, yani 7C'den geçerlerse saygıyla geçiyorlar. Çünkü burada naaşlar var diyelim. Burada Kaptan Moore'un, pardon, Chapel'deki görevlinin Moore'muş ismi. Efendim, onun imzası var. Kopyalayan falan fistan cacur. Sağa sola arkaya dönüyor mu? Ne var orada? Bu ne? Hiçbir yok. Ya. Ya bunlar biraz... Tabii hikayeyi birleştirmemiz anlamında böyle küçük parçacıklar seriyorlar oyunda. Güzel bir şey mi? Bana göre şey, yani daha farklı bir şey yapılabilirdi. Daha yaratıcı. Yani hikayeyi parçalarını toplamak yerine orada atraksiyon eklenebilirdi. Yani hikayenin parçalarını oynayarak zaten, değil mi? Diyalog diye bir şey var. O zaman diyalogları koyma. Biz oradan bakalım. Parçaları birleştirin. He, bundan dolayıymış diyelim. Evet. Buzdağına mı yaklaştık yoksa diyor. Hiç de şey değil yani. Komik değil dedi hatun. Hatun kişi. Şimdi bu adamın özelliklerine bakalım. Phyllis'le arası pek iyi değil artık. Onu söyleyeyim. Tabii kardeşiyle arasının iyi olması, en üst seviyede olması, top olması gayet normal. Yani bu adamı kontrol ediyor olmamız beni korkuttu ya. Onu söyleyebilirim. Bu adam kendisi korkunç kardeşim. Yani güven vermiyor. O anlamda söylemeye çalıştım. Güven vermiyor. Tabii bazı durumlarda sakin olmak için diplomatik davranmak doğru da, yani fazla diplomatik olanlar pek samimi gelmiyor bana. Neyse. Devam ediyoruz. Şu anda 54. dakikadayız. Umarım herkes orada.
Nutku tutulmuş istiyordur. Evet. Işığı kendime tutayım. Al. Gözüme doğru. Ah, göremiyorum. Yukarıdan üstümüze bir şey atlar mı? Hop. Sen, ben şuraya bakayım ya. İlham geldi. Şu anda bu bölge anlamsız görünse de çok yakında anlamlı olabilir. Bana öyle geliyor. Böyle herhangi bir boşluk değil o. Bir saniye. Biraz bekle. Daha önce biz burada bulunduk mu diyor. Yani bir nevi şunu mu demeye çalışıyor? Evet. Bir daire içerisinde mi dönüyoruz? Yani bir aynı yerde dönüp dönüp dolaşıyor muyuz diyor. Ben burada olduğumuzu hiç sanmıyorum yavrum. Senin kafa gitmiş bence. Ya bunu kapatıldığımız odaya mı benzetmeye çalıştı? Bıçak. Ne yapayım? Alayım bulunsun ya. Keser mi ki o? Hocam elma var mı? Hey, easy with that. We shouldn't be screwing around. Sakin ol diyor. Nice blade. Could make a nice severance. Güzel bıçak diyor. Evet, onu yanında bulundur istersen dedi. Şimdilik. Ne yapıyoruz? Yanımıza alıyor muyuz, almıyor muyuz? Orkut'un dediğini yapalım. Okay. I don't want it. Daha sonra da Ahmet'in dediğini yapmıştık gerçi, pardon. Demir'inkini yapmadık. Aklımdayken. Çünkü Masa It olayı Ahmet'in dediğini yaptık. Ama bu demek değil ki herkese bir kere sıra veriyoruz. Öyle bir şey yok yani. Burada atraksiyona çabuk dahil olmanızla ilgisi var. Evet, yaptım zaten Orkut Bey. Hey, according to this, today is beef casserole. Ya buna bakmaya gerek var mı? Menüde ne var? Çarşamba, Perşembe, Cuma gibi. Green split pea soup. Evet. Artık idrarlarını içecek duruma gelmişler kardeşim. Salı oldu mu? Neyse bakmayayım artık daha fazla da. Gerçi bu peanut anlamında da kısaltmış olabilir. Yeşil fıstık olayı. Fıstık! Var mı? Tırsan var mı? Bu ne? Şimdi oradan daha büyüğü çıkar. Ben sana söyleyeyim. Ondan tırsmadıysa al bunu ye. Ya ben demiştim. Fareyi yemiş açlıktan. O nedir? Hadi söyleyin bakalım. Bu ne? Demir mi söylemişti? Hiçbir şey değil diyelim. Hiçbir şey değil ya. Hiç görmek istemezsin, bilmek de istemezsin. Sibel Hanım ne oldu? Hayır, korktunuz mu? Şu ana kadar tüm beylerin istedikleri yapılmıştır, yerine getirilmiştir söyleyeyim yani. Ama benim istediğim şey tam ekrana o düştüğü an yazarsanız değil mi? Daha makul olur. Evet, madam diyor. Burada bir şeyler pişirmek ister misin? Ya, sakin ol ya. Sadece etrafımıza bakalım. Ya böyle pis espriler de olmuyor mu? Hani bak burada yemek var. Arzu eder misin? Yer misin falan. Cık, sen ye. Hayret yani. Ya böyle eblek bir espri olur mu ya? Bu tür oyunlarda böyle salak espriler yapmıyorlar. Mahsut oluyorum. Ya buna hangi dilde gülünür bilmiyorum yani. Hani diyeceksin ki o espri İngilizce, sen anlamazsın. Neyin anlamayacağım ya? Öyle olsa hatun gülerdi. Saçma yani. What was that? O da neydi? Herhangi bir şey duydun mu? Kulağıma bir şeyler geldi demeye çalışıyor. Kulağına gelen şey sivrisinektir. Evet, yine böyle notlar. Bakalım. Notebook dediğine göre evet, bir defter daha bulduk. Abi hepsi kumar oynuyor burada. Talimat dinleyen yok. Bak adam yemek masasında. Ya açamıyor muyuz? Ya açsaydık. Heh. Nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Haziran'ın 18'i çarşamba günü. Çok uzun süredir denizde olmanın getirdiği bir hastalık daha var tabii. Lanet olası yemek diyor. Hazır. Yemek için hazırım demeye getiriyor ama hasta olduğunu söylüyor.
Evet, bu akşam da efendime söyleyeyim, onu yemiş, öyle söyleyeyim. Onu öldürdüm diyor. Evet, anladığım kadarıyla bu fareden bahsediyor. Az önce ya da sıçan dediğimiz Türkçe'de rat, değil mi? Onu götürmüş. Hasta onu yiyor. O da güzel. Bunun yanı sıra da bir bardakta efendim söyleyeyim soğuk süt içmiş. Sütü nereden buldun lan? Yani eti bulamıyorsun da sütü buluyorsun. Güzel yani. Bak gemi çok güzel. Süt tozudur belki. Değil mi? Birleşik Devletlere ait kağıtlar falan her yerde diyor. Gerçekten insan düşündükçe çılgına dönüyor bu tur diyor. Hani bir tür dünya turu niteliğini taşıyor. Birçok diyor ülkeye gidiyorsun. Güvenli bir şekilde ve diğer insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ve evine dönüyorsun diyor hiçbir şey olmamış gibi. Sonra diyor İki tek atıyorsun. Oo diyorsun değil mi? Ev dediği de gemiden bahsediyor. Gemini biliyorsun mürettebatın evi sayılıyor. Sonra da diyor bir de geliyor kaptan sana bigi bigi yapıyor diyor. Kardeşim. Ondan sonra diyor gemi diyor başlıyor diyor, yola hareket etmeye falan filan. Ha, tahmin ederim ki diyor herkes de aynı şeyleri ya bu tür rutinleri ya da bu hisleri yaşıyordur. Bilemiyorum böyle tahminler sana senin fikrin yani. Ama kendi başına gelenler enteresan. Adama bakar mısın kardeşim? Yiyecek bir şey bulamamış. Ama soğuk sütü bulmuş. Aha, şimdi bir imge daha geliyor. Aynı bu Until Dawn'daki totem olayına benziyor. Hadi bakalım sen ne göreceksin? Gemiye baktın ne gördün? Ya o bıçağı almayın işte. Bak erkek kendi kardeşini... Yalnız bu bir daha göremeyeceğiz herhalde. Görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Şimdi bakalım. Bu başka biri. Ben öyle anladım. Çünkü nereden anladım? Üzerine giydiği kıyafet gereği. Hatta bu bir asker üniforması. Hayalet. Hayalet götürecek bunun kardeşini. Evet, bunu da gördük. Bu neydi? Onu henüz görmedik. Henüz daha hiçbiri gerçekleşmedi. Ha, bu hariç. Diğer 3 obje henüz gerçekleşmedi. Aklımızda olsun. Başımıza çok güzel şeyler gelecek. Evet, 1 saati bulduk arkadaşlar. Hani biraz daha... Bu bölümü bitirelim diye uğraşmaya gayret ediyorum. İçeride bir şey var diyor ya. Duymuyor musunuz diyor. Hiçbir şey duymuyor musunuz yani? Aa bıçağı aldı işte bak şimdi. Bıçağı aldı. Kötü oldu bu şey. İçeride bir şey hareket et diyor gölgelerin arasında. Evet hemen fikir. Fikir beyan eden çabuk. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Söyleyemedik. Hiçbir şey söyleyemedik. Çabuk olmak gerekiyor arkadaşlar. Size bıraktığımı unutmayın. Bu tür kararlar size bırakılmış durumda. Evet. Bir, eminim diyor. Artık çok eminim diyor. Bir daire çiziyoruz sürekli diyor. Geç kaldınız Çınar Bey. Çok geç kaldık. Bak. Yani aramızda bir senkronizasyon problemi mi var? Yani ekranda onu direkt gördüğünüzde şak diye yazın gitsin. Ama şöyle yapalım. Bir sonrakinde senin seçimini alalım. Tamam. Geçti hocam. Geçti ya. Canlı yayın geç mi geliyor? Ama ben daha girmedim ki odaya. Aa. Kargoya, ah işte şapele geldik. Geç mi düşüyor? Anladım. Kötü oldu ya. Tamam o zaman bir sonrakini senin dediğini yapalım. Evet yani sol diyorsun. Bu
Burada diyor hayalet yoktur demeyelim. Senin dediğini yapıyorum. Gerçekten haklısın diyor. Burada diyor enteresan şeyler var. Buradan defolup gidelim. Önce Fris'i bulsaydık diyor. Bizim buradan gitmemiz gerekiyor her şeyden önce diyor. Bu da neyin nesi? Abi geldik artık. Yani bu nedir o nedir demenin bir anlamı var mı? Geldik artık. Ha bir de gidip dokunalım. Bir sürü burada ilk seçeneğimiz var. Hey. We got a name on this guy. What are they even doing here? Burada ne işi var? Brand Carter. Bu gemide sıkıştık diye. Sonuçta ilk planımız buradan basıp gitmek. Ölüleri rahat bırakalım diyor sonuçta. Bunları rahatsız etmeyelim. Yalnız bakar mısınız? Tırnak izleri var. Şok olalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada çocuğuyla sarılı bir cenaze var ve asker değil. Evet, bu bir insan mıdır? Hiç böyle bir insan gördüm. Ha bir vücutta iki tane insan. Yani iki kafalı insan. Ha, anlaşılan bir tür deneye maruz kalmışlar mutasyon olayı gibi bir şey. Yalnız onu öyle açık bıraktık mal gibi. Hocam onu öyle açık bırakılır mı ya? Korku oyunu oynuyoruz. Bu da neyin nesi diyor. Kız da diyor ki ben hiç de öğrenmek istemiyorum ya. Basit gidelim buradan. Evet diyor belki diyor bebek bir tane Dracula vardı diyor. Değil mi? Umarım diyor bir yerden çıkar da ağzınıza yüzünüzün üstüne öyle hırt diye öyle atlar aklınız başınıza gelir. Böyle aptal aptal espri yapıyorsunuz diyor. Kız bir anda hırçınlaştı haklı olarak. Hatun kişi. Ya, cenazeye diyor resmen kilit vurmuşlar. Hem de diyor zincirli. Belki de diyor aralarındaki bir tür ilişki vardır. Onu sembolize ediyordur diyor. Yani işi dalgaya vurdu. Değil mi? Aşkımızı zincirlere vurdum falan diye. Bizi ayıramazlar. Oo, bakın şimdi. Çınlamayı duyuyorsunuzdur umarım. Açayım perdeyi. Perdeyi açayım mı arkadaşlar? Aç diyorsanız A yazın. Gerçi açma deyince de A oluyor. Hayır, H olsun, evet E. Evet, açayım E. Açmayayım H. Hayır. Aç dedi Sibel Hanım. Açıyorum perdeyi. Lan var ya ölebiliriz daha, söyleyeyim sana. Açtım. Kuku. 3, 2, 1. What is it? Look. What? Seriously? Are you trying to freak me out? Huh? Beni korkutmaya mı niyetin var diyor. Açtım evet arkadaşlar. Farenin kafasına kafa düştü. Şey farenin aynen tüm vücuduna diyelim. Bir daha bakayım mı? Hatta bu biz hayal olarak bir tür imge olarak gördük. Düşen şey bu kupaydı. Yani kız kupayı gördü, biz ise birinin kafası olarak gördük. Demek ki neymiş? Bu gemi bize değişik imgeler gösteriyor. Demek ki biz de hastalandık. Nereden bu kanaate vardın diyorsan? Olmayan şeyi gördük ya. Kupa düştü yani yukarıdan. Değil mi? Biz onu ne gördük? Kesik baş. Ya. Gitti bu çocuk gidik ben söyleyeyim. Hasta olmuş bu. Uf olmuş ona. O hemşire de geziyor ya ortada. Böyle elinde enjektörle. Sana iğne yapacağım. Gel bakayım buraya. Tetanoz olmuşsun sen. Paslı yerlere dokunma. Diye düşünüyorum. Yani öyle olmuş olabilir. Evet. 1 saat 9 dakika oldu. Ve devam ediyoruz. Notorious Game Controller'la. Man of Medan'ın 3. bölümünü oynuyoruz. Tabi kendi içerisinde 2. bölüm olarak seyrediyor yanılmıyorsam. Bu seslerin yapan cehennemin dibi olan şey denidir. Hangi sesten bahsediyorsun? Yok ses mes yok ya. Nerede ses var? Çürük gemi ya. Aklını sıra beni korkutacaksınız. Konuşma lan. Aa mis gibi yere geldik tamam bak.
Burası diyor çok ilginç değil mi? Yani gayet düzenli. Hiçbir şey olmamış gibi. Değil mi? Bak hiçbir şey yok. Pırıl pırıl. Bak eşyalar falan on numara. O da zaten dedi ki yani. Şaka gibi yani. Abi gittik yok biz gideyiz yani. Fuck! Ne oldu? No time to be fucking around. I'm serious. I can't take Burada diyor birbirimizi korkutacak vaktimiz yok lanet olası diyor. Onlarla uğraştırma bizi. Dokunayım mı? Dokunayım mı arkadaşlar? Evetse hayırsa he. İlk yazanın dediği olur. Bekliyorum. Dokunuyorsak dokunmuyorsak he diyoruz. İlk yazanın. Çınar dedi ki dokun. Ah. Ne oldu diyor. Ya ben sana dokunma demedim mi Çınar Bey? Bak ne oldu adam ya. Muşmula gibi oldu. İçi çürüdü be. İçi gitti. Hocam şurada bak ilk yardım vardı. Sana bir ilk yardım yapayım. Gel dur elini yüzünü yıkayalım senin. Ya. Oo burada biri daha var. Bak maskeyi takmışlar. Operasyonu görüyormuş. Hadi bakalım. Şimdi geldik zurnanın pındırt dedi. O burada bir sürü malzeme. Şuna gelmeden önce. Oo burada da var. Doktorla hasta ilişkisi. Aralarına girsek mi acaba? Buna niye dokunamıyorum? Burada bir şey var. Alamıyorum. Sevgili oyun yapımcıları. Yani ille de şu açıya mı gelmem gerekiyor? Evet, önce bir bakalım neymiş doktorla hasta ilişkisi. Buna yazmayı unutmuş. Evet, elektrografisine bakıyor. Kalp krizi geçirmiş. Hiç de alışıldığın dışında bir kalp atışı çizelgesi bu diyor. Yani kalp krizi geçiriyor. Yani kalp krizi geçirirken bile kalp atış seviyesi vardır diyor. Yani o seviyenin çok böyle üstüne çıkmış. Kuş gibi uçuşa geçmiş diyor. 7-7-2018'deyiz kardeş. Olay bu. Ben bırakayım ya. Şimdi doktora mı bakalım önce hastaya mı? Doktor neyin var? Doktorsa D, hastaysa H. Hangisi önce? Bekliyorum. Hani aramızda senkronizasyon var ya. Evet, doktor dedi Sibel Hanım. Gidiyorum Sibel Hanım. Bak, doktora bakıyorum. Looks like he died of fright. Ne olmuş buna diyor. Kanser olmuş gibi diyor. Hocam neyin var senin ya doktor? Kasılmış yalnız. Arkamdan gelip beni ısırmazsın herhalde bak. Şortumu indirmek yok söyleyeyim sana. Şimdi hastaya geldik. Basıyorum. Abi daha... Yalnız bir saniye. Elektrografi falan diyordu. Kalp krizi geçir diyordu. Adamın operasyonu yapıyorlarmış burada. Ameliyat yapıyorlarmış. Kalp krizi ne kalp krizi lan? Kimi kandırıyorsun? Ha operasyonda kalp krizi geçirmiş. Tamam anlarım da yani. Adamı değişmişsiniz ya. Bak narkozda daha. Bu mudur yani? Budur. Bu kadar. Bana bak ha. Maskeyi çıkarıp geleyim meleğim deme arkamdan. Akıllı ol. Apandisini mi alıyorlar diyorsun? Hocam o çok yukarıda ya. Bence kokoreçini alıyorlar gibi geliyor. Adam mide ameliyatı yaşamış. Bana öyle geliyor. Bak yaklaşayım bir daha. Neyse vakit kaybetmeyelim ya. Boş verin böyle şeyleri. Kendi kendimize ordinaryüs mü alacağız? Ne yapacağız? Şimdi şuradan gideceğiz belli. Neyse gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Bütün mürettebatı bulduk neredeyse. Evet yine otomatiğe bağladı. Aha birbirimizi mi kaybettik? Çok güzel. Hadi geçmiş olsun. Connie, where the fuck are you? Connie neredesin? Hangi cehennemin dibindesin? Aha bak arkandayım bebeğim. Where is Conrad? Must have gone on ahead. Connie! What the?
Evet, tam da böyle what the duck diyoruz arkadaşlar. Biz dedim ben size bu adam hastalandı. Conrad diyelim, bir dakika. Hey Conrad. Ha, şeyden bahsediyor ya. Erkek kardeşine kafa gitti. Bende de kafa gitti. Karakterleri karıştırdım. Ah! Geldi sana. Hikayemiz devam ediyor. Notorious Game Controller'la beraber Man of Medan oynamaya devam ediyor. Sen beni nereye götürüyorsun diyor. Konuşma lan diyor. Yürü. Evet, aşağılarda bir yerdeyiz. Çalışma alanı. Evet. Ne yapalım? Burada bırakalım mı? Devam edelim mi? Yaklaşık 10-15 dakika daha oynayabiliriz. Şu anda 1 saat 16 dakikalık bir oyun oynadık arkadaşlar. Fena da gitmedik. İsterseniz burada ara verebilirim. Come on. Hadi ya, ben buradan gideyim. Sen korkuyorsun diye. Keep moving. Hareket et diyor. Evet, ne yapalım? Burada bırakalım mı arkadaşlar? Ne yapalım? Çünkü 10-15 dakika daha oynayacağız diye oyunu yine yarım kalacak ama burada heyecanlı bir yerde bırakalım ben istiyorum. Erkek kardeşini kaybetti, değil mi? Daireler çiziyoruz falan diyordu. Durum bu. Bu hatunda kalalım. Ben öyle diyorum. Heyecanı burada bırakalım. Evet. Evet, bu arada hafta sonu yayın olmayabilir. Onu söyleyeyim peşin. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tüm katılımcılara ve abonelere çok teşekkür ediyorum. Ve bugünlük Man of Medan'ın bu bölümünü aramızda çok iyi oynadık. Ben öyle düşünüyorum. Tabii aramızda senkronizasyon sorunu olduğunu hiç düşünmemiştim. Bunun için de başka bir çare bulmak lazım. Yani çünkü Man of Medan'da biliyorsunuz şey, karakterlerin hızlı karar verebilmesi gerekiyor. Bu arada ben yakında Little Hope'u da yayınlayacağım canlıda. O da aynı. Onda da böyle bir hız faktörü var. Bunu nasıl aşacağız bilemiyorum. O zaman böyle bir sıralama yapacağız herhalde. Daha önce yazdıklarınızı sonra uygulayacağız şeklinde o da olabilir. Yapacak bir şey yok çünkü senkronizasyon problemi olacağını düşünmemiştim. Evet arkadaşlar, her şey için ben teşekkür ediyorum. Notorious Game Controller'ı takip ettiğiniz için, benimle birlikte bu oyunları oynadığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Güneşli günlerle kalın. Kalacak da kalın. Esenlikler. Ciao ciao.